Merhaba. Bugün bakın arkadaşlar 3 haftadır neredeyse 3 haftadır beklediğim bir kutu açılışını yapacağız. Biliyorum siz de heyecanlısınız. Heyecanlı olduğunu nereden biliyorum? Arkadaşlar Instagram'da bu arada saat neredeyse 12. Bunu nasıl kapatabilirim ama saat neredeyse 12. Gecenin 12'sinde ben en doğal halimle falan değilim arkadaşlar. Sırf bu video için duşa girdim ve makyaj yaptım. Sırf bu video için. Neyse ben Instagram'dan paylaşmıştım. Ben arkadaşlar sipariş ettim ve hiç bu kadar meraklı olduğunuz bir... Ha bir dakika. Ne sipariş edip söylemeyeceğim. Sansürleyeceğim ne söylediğimi. Ben bir şey sipariş ettim ve o kadar meraklandınız ki storylerimde işte ay ne olur kutu açılma yap, ne olur kutu açılma. Ben şoka girmedim. Öyle bu kadar beğenen, isteyen insan var mıydı bunu? Ve ben de sizi asla kırmayacağım. İstediğinizi yapacağım. Kutu şu an burada duruyor. Açmıyorum. Yani sabahtan beri oradası. Ben okuldayken gelmiş eve bu kutu ve ben hala bunu açamadım. Heyecanlıyım. Açacağız çünkü heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar önceki bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim Instagram'ım TikTok gibi bir şeye dönüştü. Yani şundan bahsediyorum. Güzel anlamda değil. Yani TikTok'um aktif, eğlenceli, o anlamda değil. Benim Instagram'ım arkadaşlar banlanmış. Ne demek oluyor? Engellemiş. Yani benim Instagram'ımı arattığınızda çok zor çıkıyor. Aynı zamanda ana sayfaya da asla düşmüyor. Ve ben tüm duyurularımı, tüm işlerimi aslında Instagram'dan yaptığım için bu benim sosyal medya, nasıl diyeyim, sosyal medya işimin önüne geçiyor. Ben size şu an şey yapmıyorum. Instagram'ı takip et. Yapmıyorum ama eğer yani duyurudur, yeniliktir, bildirilerdir falan böyle her şeyden haberdar olmak isterseniz Instagram hesabımı buraya yazıyorum. Aynı zamanda aşağıda linkini koyuyorum, takip edebilirsiniz. Bu olayın düzelmesini bilmiyorum yani nasıl düzelecek, düzelme yöntemini bilmiyorum. Çünkü Instagram kendi kendine ban vermiş. Story'm şiddet içerikliymiş fakat şiddet içerikli story'yi de söylüyorum arkadaşlar. Yabancı öğrenci sınavı hakkında bilgi verdiğim bir story'ydi. Hayat. Neyse çok uzatmıyorum. Umarım bu sorun çözülür çünkü motivasyonumu sikiyor. Bu soru motivasyonumu sikiyor. Şimdi hazırsanız kutuya geçelim. Heyecanlıyım. Kutu bu. Kutu bu. Arkadaşlar ben iPad bu arada bu videoda ürün yerleştirme yok. Kendi paramla aldım. Paramı biriktirdim. Aldım arkadaşlar. Ürün yerleştirme veya reklam falan değil. Hayat sadece benden kutu açılımı istediğinizde bunu yapıyorum. Ben arkadaşlar iPad aldım. Çok istiyordum. iPad aldım ve kalemini aldım iPad'in. Fakat Apple bana inşallah reklam niyetiyle bir gün bu videoyu çekerim bu arada. Şu an reklam değil ama umarım bir gün reklam için bu videoyu çekerim. Çünkü seviyorum. Neyse. Apple bana ilk önce kalemimi gönderdi. Ben de hikayemi attım. Dedim ki ulan iPad yoksa kalemi ne yapayım? Ve sizden bir anda başladı. İşte o iPad mi aldın bizi aç falan. Ben dedim gibi. Aa bu kadar insan istiyor muydu falan aldım. Neyse. Arkadaşlar bu benim evimde yıkık yıkık duruyor tamam mı? Bu arada ben bunu öğrenci kampanyasıyla aldım. Yanında AirPod... Aa bir dakika yüzüme bir şey oldu. Aa nur iniyor yüzüme ya. Ben bunu öğrenci kampanyasıyla aldım. Yani buna para verdim. Pardon. Bana yanında AirPod da verdiler arkadaşlar. AirPods ve bu. Bakın şu ikisi aynı anda geldi. Fakat iPad yok. iPad yoksa ben bunu ne yapayım? Bunu hani bakın hiçbir işe yaramayacak ama ya böyle insan bakın şu ok var ya o kadar teşvik ediyor böyle tak diye yırtasım geliyor yani. Ama siz ki video çek o yüzden yırtalım sizin için başlayalım kutu açılımına. Heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi adresim gözükmesin diye post-it yapıştırdım yani kusura bakmayın. Bu ikisi bizim itemlerimiz. Hadi bakalım ASMR'a başlayalım. Şurada bir ok var. Allah'ım. Okay, tırnaklarıma ne olur dal geçmeyin. Tamam yaptıramadım. Okul işte kızar mı kızmaz mı korktum. Sonra hasta oldum. Yaptıramadım. Dal geçmeyin lütfen. Hiç tahmin ettiğim gibi bir ses. Neyse siktir edin sesi. Arkadaşlar bu gerçek mi? Allah'ım. Ama hayal ettiğim ters çıkış değil. Neyse. İnanmıyorum. Bu gerçek mi? Şu ikili gerçek mi? Allah'ım. Burada ok var işte yine o rahatlatıcı oklardan var. Kamera bunu görüyor mu? Şu an görmüyorsa bayağı komik. Bu ne abi ya? Böyle... Arkadaşlar ben kendi açıma geçiyorum. Böyle bir açı
daha rahat gözükür diye buraya geçtim. Orada arkadaşlar ben tüm teknolojik ürünlerimi siyah alıyorum ki sonradan sıkılmayayım. Mesela bakın örneğin telefonum siyah, saatim siyah, işte bilgisayarım siyah. Yani ilk defa dedim ki ulan yeter her boku siyah alma be kadın. Bir şeyle renkli aldım ve bu benim ilk renkli itemim. Bakacağız arkadaşlar. İlk renkli itemim değil bu arada. Eski telefonumdan bir önceki telefon pembeydi. Götümden attım bu arada. Olsun. Ya da hani uzun zamandır ilk renkli itemim. Hadi bakalım. Bunu yırtacağım artık. Türk usulü. Neymiş efendim? Türklüğümüzü yaşayamayacakmışız. Lan soysuz lan. Ulan vatan haini. Siz görüyor musunuz lan benim Türklüğümü nasıl yaşadığımı? Böyle parçalayacağım ya. Arkadaşlar param 64 GB'a yetti. Allah'ım hazır mıyız? Ya bu ne arkadaşlar? Bu hiç rahatlatıcı bir video olmuyor şu an. Kız açıl. Heyecandan gebereceğim. Ay burası da morlu bu arada yani. Açıl. Arkadaşlar açılmıyor. Açılmıyor. Allah Allah. Aa. Arkadaşlar vallahi açılmıyor kutu. Şaka mı? Aa arkadaşlar bir dakika. Aa yani her huysuzlukta beni bulur yansın satayım. Böyle sallıyorum. Açılıyor arkadaşlar açılıyor. Açılıyor. A few moments later. Allah'ım. Ağlayacağım. Hadi buradan şişeceğim renginin güzelliği. Şakam bu arada arkadaşlar şuraya minnacık meme yazdırdım. Michel Mamadov. Oyna. Hadi bakalım. Bu gördüğünüz en kötü kutu açılım videosu herhalde. Şaka mı güzelliği? Açıyorum. Arkadaşlar tamam bu yanda açılırken başka ne çıkıyor içinden? Bu kullanım kılavuzu. Bisiklet. Kablo çıktı. Süper. Bir de hızlı şarj adaptörü çıktı. Tamam. Bunların da hepsinde bu kadar aslında. Arkadaşlar o zaman bizi kutu ilgilendirmiyor. Şu an bizi iPad'in kendisi ilgilendiriyor. Ben hala renginin güzelliğindeyim. İyi ki mor almışım. Ne oldu biliyor musunuz? Ben MediaMarkt'a gittim arkadaşlar ve iPad mini var tamam mı? Bu arada iPad mini bununla neredeyse aynı fiyatta. Bundan sadece 1000 lira falan daha uygundu. Ben bayağı şaşırdım dedim. Oha iPad mini nasıl bununla aynı fiyatta? Ben gittim MediaMarkt'a ve bir iPad mini vardı ama rengi o kadar kötü ki ben ağlamaya başladım ki. Allah'ım. Çünkü tam o gün sipariş ettim Apple'dan bu şeyi iPad'i ve gittim MediaMarkt'a bir baktım. Çok kötü bir renk ve ağlamaya başladım. Şu bu renk geldi ya beklentim o kadar düşüktü ki ama şu rengin güzel. Ay parmak izlerim peki. Benim ego. Buraya MM yaz yani benim ego gerçekten. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba aşko. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar ben bunun bekleyeceğim yani. iPad'in etkinleşmesi birkaç dakika sürebilir. Sürsün bacım. Bizim zamanımız kıymetli. Şu kalemi açacağız arkadaşlar. Kalem. Beli anneannem. Yünden tıraş ve kalem. Bu kalem benim odamda 2 hafta boyunca durdu böyle tek başına ve ben hani böyle bakıyorum kaleme. Seni açayım mı? Açayım mı seni? Olmaz. Takipçilerim beni bekliyor. Olmaz. Kalem. Çok var. Yarısını yırtmışım dayanamayıp. Bu sefer bu iPad'e göre daha iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Apple Pencil. Bu kadar. Şurada çekme şey var. Bu en azından o kadar cebelleşmeyeceğiz bu sefer. Evet. Oo. Garanti belgesi. Şurada bir tane. Allah! Ay ben nereden bileyim böyle düşeceğini? Burada da bir tane çekme şeyi var. Ben aa. Bakın. Onunla oynarken tak diye düştü. Böyle bir şey yazıyor. Çıkardık. Direkt bay bay. Hadi deneyelim. Sürdür. Aa. Lan. MacPal. Ben niye bilgisayarımın parolasını giyiyorum? Konuşabilsem bilgisayarımın parolasını giyiyorum ki buraya. Giriyorum ki. Bunu yeni iPad'iniz yapın. Yapacağım zaten hayatım. Kendim aldım bu iPad'i. iPad'e hoş geldin. Şimdi kalemi deneyeyim arkadaşlar. Şimdi kalem bağlamayı mı
Bilmiyorum ben. Aa tamam, Apple Pencil böyle ayarlanıyormuş. Tamam bakın, yana yapıştırdım, kendi kendine geldi. Sürdür hayatım. Aa bakın, özellikler varmış. Çift dokunma falan diyor. Ne bu? Çift dokunma ne? Anlamadım ben. Arkadaşlar boş verin ya. Kalemim çalışıyor. Hemen çizim uygulaması indireyim. Hemen şimdi ressam havalarına gireceğim arkadaşlar. Hangi uygulamayı indireceğimi de söyleyeyim ki. Procreate diye bir uygulama var. Zam gelmiş 220 lira. Ben iPad almak için de 179 liraydı ama alırız. Direkt satın al. Şu uygulama, kullanacağım uygulama. Herkes bu uygulamayı kullanıyor. Ben de özenti olduğum için herkese özendim. Şimdi neyse, kalemle artistliğimizi yaptık. Artık kameralarımızı test edelim bir. Şimdi benim o nacizade bilgisayarımın kamerasının içinden eşit olmaz bir şey. Biliyorsunuz editlerle de arasına çıkıyorum o 10 megapiksel kamerayla. Post makinemle. Bir iPad'imizin kamerasına bakalım. Bir dakika, şu kapı çalıyor, geliyorum. Arkadaşlar kamera bilgisayarımın kamerasına yakın. Ama daha net bir halde. Şey gibi, hani böyle normal bir videoyu çok fazla büyütmüşüm, o yüzden pikselleşmiş gibi ama gayet bir iPad için ideal. Gayet mutluyum. Arka kameramıza bakalım. Arka kamera gayet iyi bu arada. Gayet net çekiyor. Bakın. Bence arka kamera çok başarılı olmuş. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani bilmiyorum, yani çok alakasız bir video oldu. Hani iPad'i açtım attım yani. Bu heyecanıma ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Gayet mutluyum. Çünkü ben çok istiyordum bu iPad'i ve gerçekten uzun zamandır para biriktiriyordum bunun için. Aldığım için sevinçliyim, mutluyum. Tamamen teknik bir video olmadı. Yani arkadaşlar benim de bilgim, ürün bilgim sıfır yani, gördüm. Ne kadar güzel ürün falan deyip heveslendim yani. O yüzden teknik video olmadığı için özür dilemeyeceğim. Çünkü yani Michelle Mamadov kanalındasınız, anladınız mı? Hani teknik bir video olmadığını bilmeniz lazım. Ama bilmezseniz de sorun yok. Önemli değil. Sizleri seviyorum. Ama bu kutuyu sonunda açtım arkadaşlar. Bir yere attım ben o videoyu. Yani heyecanım ortak olduğu için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.